Kaydı başlatıyorum. Evet. Şu ayette kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Kale eragibun ente an alihati ya İbrahim. Ey İbrahim, babası İbrahim Aleyhisselam'a, ey İbrahim sen bizim tanrılarımızdan, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Ragibun ente, sen yani. Sen yüz mü çeviriyorsun? Şimdi arkadaşlar bu ragabe fiili anla birlikte kullanırsak yüz çevirmek anlamına geliyor. Ragabe kelimesini fiile kullanırsak bakın mesela. Nerede o? Evet buradayız. Nereye gitti ya? Her neyse yani ragabe fiile kullanılırsa istemek anlamına geliyor. Ragabe anla birlikte kullanılırsa yüz çevirmek anlamına geliyor. Eragibun ente an alihati ya İbrahim. Sen diyor bizim tanrılarımızdan alihati benim tanrılarımdan yüz mü benim taptığım putlardan yüz mü çeviriyorsun diyor. Hazreti İbrahim'e babası veyahut da amcası bir rivayete göre. Burada ragibun kelimesi ragabe fiilinden geliyor. Şöyle yazalım. Ragabe artı an. Ragabe an ne demekmiş? Yüz çevirmek. Devam edelim. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Soru sorun. Yani seslerinizi açın. Geliyor hocam. Tamam. Seslerinizi açın ya. Yani şeyi anladık, anlamadık. Evet. Burada da bol miktarda bir ismi failin. Ben yukarı yazamadım da. Şurayı mı? Evet hocam. Ekran fotoğrafını çekersen veyahut da tamam hocam hemen çekiyorum. Telefonla fotoğrafını çek sonradan yazarsın. Tamam çektim hocam. Evet. El-Haf, El-Haf, Bismillahirrahmanirrahim. El-Hafidine furucehum ve el-Hafidati ve zâkirine Allah'a kethiren ve zâkirat. Bakın. El-Hafidine koruyanlar, furucehum namuslarını koruyanlar ve el-Hafidat kadın erkek yani. Hafidine ve el-Hafidat ve zâkirine ve zâkirine Allah kethiren. Allah'ı çokça zikreden erkekler ve kadınlar. Hangi sureymiş? 35. Ahzab 35. Bakalım. Ahzab. Buradan mali alalım. İnnel müslümin müsaade ve binnel müminati vel kanitine vel kanit vel kanitine vel kanitat ve sadıkine ve sadıkatı ve sabirine ve sabirati vel haşiyine vel haşiat vel mutasaddiqine vel mutasaddiqatı vel saimine ve saimat vel hafidine furucihim vel hafidat vel zâkirine vel zâkirine Allah'a kethiren vel zâkirati e'attallahu lehum mağfireten ecran ve mağfiraten ve ecran alayım diyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane ismi fail var burada arkadaşlar. Bazıları fail kalıbından mesela kanit,
sadıkine sadıkat, sabirine sabirat, haşiyene haşiyat. Ondan sonra es-samine es-saimat, sonra hafizine vel hafizat ve zekir. Bakın bunlar isim fail, fail kalıbınlar. Bir de değişik bablardan gelenler var. Mesela esleme yüslümü istem, müslimde ifal babının ismi faili. Bunu sonra göreceksiniz. Mümin ifal babının ismi faili. Müslime ifal babının ismi faili. Sonra mutasaddikin diyor. Tasadduk edenler. Yani sadaka verenler demek. Bu da tefaul babının ismi faili. Mutasaddikat aynı şekilde onun müennesi. Yani 20 tane ismi failin bulunduğu bir ayetten bahsediyoruz. Evet, ayetin kısmı bu. Şimdi Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, ibadet eden, itaat eden erkekler, ibadet et ve itaat eden kadınlar işte. Ve sadıkine ve sadıkat, özü sözü doğru erkekler ve kadınlar. Ve sabirine ve sabirat, sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Ve kanitine ve kanitat mıydı? Haşiyine ve haşiat. Ve mutasaddikine ve mutasaddikat. Ve saimine ve saimat. Ve hafizine furucehum ve hafizat. Sonra ve zekirine Allah'a kethiren Allah'ı çokça anan erkekler. Ve hafizat. Ve çokça Allah'ı çokça anan kadınlar. İşte ne olmuş onlara? Bak Allah bir sürü kimseyi saydı değil mi? E'attallahu lehum mağfirete mecran adıyma. İşte bunların hepsine diyor. İşte bunlar için Allah büyük bir ödül, büyük bir mükafat. Mağfireten ve ecran adıyma. Büyük bir ödül hazırlamıştır. Ya ödül, sadece ödül mü hazırlamış? Mağfiret de hazırlamış. Bakın mali eksik gördünüz mü? Diyanet mali. Allah size ne yapsın? İşte Allah bunlar için büyük bir ödül hazırlamıştır. Hani mağfiret nerede? Nali eksik görüyor musunuz? Neyse. Şunlarda sıkıntı yok. Burayı alabilirim. Zaten mal ne demek biliyor musunuz? Eksik tercüme demek. Mal zaten eksiktir. Bunu unutmayın ya. Hiçbir zaman mal'le iş yapılmaz. Mal'le hüküm verilmez. Mal'le fetva verilmez. Mal sadece mal okunmaz. Mesela siz bunu okuyacaksanız bunun altındaki tefsirini de okuyacaksınız. Hatta bildiğiniz mesela Kur'an yolu diyelim değil mi? Kur'an yolunun tefsiriyle beraber okuyacaksınız. Yani bir tek bir mahalle okumayın. Gördüğünüz gibi mahalledeki en önemli kelimeyi unutmuş adamlar ya. Nasıl olur böyle? Çok ilginç. Meryem 46. Pardon. Nereye? Şuraya. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Evet. Şöyle yapalım. Meryem. Pardon. Meryem diyorum. Ha, evet. Pardon. Ha, Ahzab suresi. Ahzab suresi. 35. Parantez yapalım. Ayetin gerisi var. Ayetin devamı var manasında. Evet. Bunların fiilleri ne peki? Yazalım şuraya tek tek. Ha fe za. Hafizine furucahum vel hafilat. Koruyanlar. Furucehum yani iffetlerinin namuslarını koruyanlar. He
Hem erkekler hem kadınlar. Hafıza yine erkekler, hafızat kadınlar. Neyi koruyorlar? Furucahum yani iffetlerini. Hafıza, hafız kelimesinin fiili. Zekara da nedir? Zâkirîne ve zâkirât kelimelerinin şey oluyor. Neydi onun adı? İsmi, mazi fiil oluyor. Geçtik. Bismillahirrahmanirrahim. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Meryem 39. Meryem 39. Bakalım Meryem suresi. Meryem 39 mu dedik? Şimdi oraya gidelim. Allah Allah. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ Meryem 39 değil ki ya. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ Melekler diyor ona mihrapta namaz kılarken, namaz için ayağa kalkmış namaz kılarken o dedi ki Yahya Aleyhisselam'ın babasına. Yahya Aleyhisselam'ın babası kim? Zekeriya. Hazreti Zekeriya namaz kılarken mihrapta Allah diyor inna Allah yübeşşiruke sana müjde veriyor. Bir Yahya. Yahya'yı sana müjde olarak veriyor. Musaddikan bi kelimettin minallahi. Allah'tan gelen bir kelimeyi tasdik ederek ve seyyiden insanların efendisi olarak ve hasuren bakmam lazım. Ne demek olduğunu tam bilmiyorum. Ve nebiyye minas salihin ve salihlerden bir peygamber olarak sana Allah Yahya'yı müjdeliyor diyor. Fenâdetul melâiketu. Bulalım bu ayeti. Fenâdetul melâiketu. Hangi ayetmiş? 3. sure 39. ayet. 3.39. Ha, oradan karıştırmışlar. Yani Meryem 39 değil de. Ali İmran 39 demek istiyor. Evet. فَنَادَتْهُ الْمَلَيْكَةُ وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler. Allah sana bir kelimesini tasdik edici, yani İsa Aleyhisselam'ı, efendi ve iffetli ve salih kullarından bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Şöyle yazalım. Sizde de Meryem diye mi yazıyor kitaplarınızda? Evet hocam, bizde de Meryem yazıyor. Ali İmran olacak. Ali İmran 9. Hasuran kelimesinin ne olduğunu bilmiyorum demiştim ya. İffetli demekmiş. Hasur, muhasara yani hisar. Ha, koruyan.
Yani iffet, iffetli, namus, ırzını, namusunu koruyan anlamında, bakın. Hasur. Hani hisar da oradan geliyor, doğru. Muhasara etmek mesela, hisar. Hisar ne yapar? Kale. Şehri koruyor ya, o da namusunu, iffetini koruyor, o manada. Hasur. Ve nebiyye minas salihin. فَنَادَتُ الْمَلَاكَةُ وَقَائِمٌ يُسَلِّمْ قَائِمْ kelimesi ismi fail, bakın arkadaşlar. Kaim neymiş? İsmi fail. Peki bunun fiil nedir peki? Kâmedir. Kâme. Ne yazabilsem daha güzel olacak. Kâme. Musaddik. Aslında musaddik kelimesi de sattaka, yusaddiku, kâme. Yakumu kain. Tamam. Onu da şuraya alalım. Bu bir ismi fail. Sonra musaddık kelimesi de ismi fail ama o konuya girmeyeyim şimdi. Devam edelim. Lev en, bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Yani tecvizsiz okuyorum. Yani ne diyor? لو diyor şayet أنزلنا indirsek diyor. هذا القرآن indirseydik. Ne indirseydik? هذا القرآن bu Kur'an'ı indirseydik. Nereye indirseydik? Ale cebelin, bir dağın tepesine, bir dağa indirmiş olsaydık diyor Kur'an-ı Kerim'in. Lera eytehu, lera eyte, kesinlikle görürdün diyor. Hı, onu görürdün, sen onu görürdün. Yani dağı, dağı görürdün diyor. Haşiyan, korkusundan, müteasattiyan, paramparça olduğunu görürdün. Min haşyetillah, korkmuş, haşiyan korkmuş ve paramparça olmuş. Min haşyetillah, Allah korkusundan. Haşr suresi 21. Bulalım. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. Ayetin devamı yok. Ayetin devamı var. Suresi kaçıncı ayette? 19. Şey pardon 21. Haşr 21. Şimdi haşian diyor, bakın buradaki ismi fail nedir? Haşian yani huşu içerisinde, yani titremek demek. Korkudan titremek demek. Haşa'a yahşe'un huşu. Haşa'a haşa'a buradan geliyor. Neyse geçtik arkadaşlar. Ne istiyor bizden? حول الأفعال المضارعات الأفعال المضارعات fil cümle taliyeti ile vezne ismi fail ma istihdam tamiri kema fil misal. Ha. Aşağıdaki cümlelerde bulunan muzari fiilleri örnekte olduğu gibi zamir de kullanarak ismi fail kalıbına dönüştürünüz diyor.
Videomuzu çektik. Anlıyor muyuz arkadaşlar? Evet. How will dönüştür. Neyi dönüştür? El efal, fiilleri dönüştür. Nasıl fiilleri? El mudara'ate. Muzari fiil. Neredeki muzari fiilleri? Bu muzari fiiller nerede? Fiil cümleli, cümlelerde. Hangi cümlelerde? El etiyeti. Yani aşağıdaki cümlelerdeki. Nereye dönüştü? Havvele ile ile. Nereye dönüştüreceğiz? Vezni, ismin faili. Yani ismi fail vezne, ismi fail kalıbına dönüştürün. Ma ne demek? Birlikte demek. İstihdam kullanarak. Hocam mesela yar. Nasıl? Anlamadım. Yardım edin, yardım edin. Nasara yardım eden demek. Anlamadım söz, yani sesiniz çok garip geldi ama. Mesela evet. Yardım ediyor, yardım. Şimdi, biraz sonra anlamlarını anlayacaksınız. İlk önce bir yapalım şöyle. Tamam. El valid ne diyor? Ömer'un yeclisi fi hurfetihi. Ömer odada oturuyor. Şunu kapatayım. Sen aşağı. Her seferinde böyle garip bir tarzda giriyor. Evet, ne diyor? Ömer odasında oturuyor. O odasında oturmaktadır. Farkı fark ettiniz mi? Bakın. Ömer yecisu fi vurfetihi. Ömer odasında oturuyor. Huve celisun fi vurfetihi. O odasında oturmaktadır. Böyle yapacağız yani. Yani muzari ile ismi fail arasında neredeyse hiçbir anlam farkı yok. Bakın neredeyse. Zaten muzari kelimesinin kelime anlamı benzeyen demek. Dün demiştim, dün akşam. İsmi faile benzediği için muzariye muzari demişler. Hem anlamı benziyor hem de kalıbı benziyor. Hem bazı hareketleri benziyor. Bakın. Yeclisu, celisun. Bakın. Li'nin hareketleri biri benziyor yani. Ya da mesela yeclisü oluyor, yeclise oluyor, yeclis oluyor mesela, değil mi? Son harekesi değişiyor. Anlamı da değişiyor. Başka nesi değişiyor? Anlamı da benziyor değil. Şekli de benziyor. Anlam ve şeklen benzediği için, muzari ismi faile benzediği için muzariye muzari demişler. Yani bu kelimenin isim babası, yani daha doğrusu ismini koyan kimse bunun ismi faile benzediği için muzari demiş zaten. Onu iyi bilmek lazım. Evet, hızlı bir tercüme yapalım. İki küçük oğlan çocuğu oyun oynamaktadırlar. Oynuyorlar. Anne mutfakta yemek pişiriyor. Görevliler şirketten çıkıyorlar. Dedem her gün haberleri dinler. Kız öğrenciler kitapları taşıyorlar.
5 tanemiş, tamam. Bunları alalım, işleyelim. El veledani. İki küçük çocuk. Bir. Ha, pardon. El veledani. İki oğlan çocuğu. Ama nasıl iki oğlan çocuğu? Es-sagirani. Yani iki küçük oğlan çocuğu. Yel-abani. Oyun oynuyorlar. Tamam. Oyun oynuyorlar. Kim oyun oynuyor? İki çocuk. İki tane oğlan çocuğu oynuyor. El-ummu. Anne. Annem değil. Yatboku pişiriyor. Ne pişiriyor? Yemek pişiriyor. Tamamen. Nerede pişiriyor? Filmat bakıyor. Anne yemekte yemek, mutfakta yemek pişiriyor. Var mı burada problem? Geçiyoruz. Hayır. Üç. El muallafuna görevliler. Ya kurucuğuna mine şirketi. Yani şirketten çıkıyorlar. Dört. Yesme'u dinler. Kim dinler? Ceddi, benim dedem. Neyi dinler? El akbara. Yani haberleri dinler. Ne zaman? Her gün. Devam ediyoruz. Et-talibatu kız öğrenciler. Yahminne taşıyorlar el-kutube. Neyi taşıyorlar? Kitapları taşıyorlar. Şimdi biz bunu dönüştürmemizi istiyor değil mi? Evet. Ne diyeceğiz? O ikisi. Huma. Tabii. Es-sayrani la'ibani mi hocam? Ya da la'ibune. Hangisi oluyor? La'ibani. La'ibani. Evet. İlk önce şunları dönüştürelim. Tamam hocam. O yemek pişiriyor. Huma ya la'ibani. Sağolun. Onları gönderelim. Onlar diyelim, değil mi? Onlar. Dedem diyor. Dedemi gönderirsek onun yerine ne deriz? O deriz. Ne? Kız öğrencileri gönderirsek onların yerine? Kız öğrenciler çoğul ama Huma. Dur bir saniye. İkisi olur yani. Huma mı Hunne mi hocam? Bir saniye. Huma. Çünkü Hunne çoğul değil mi? Çoğul. İkiden fazla olur. Tamam zaten çoğul zaten. Kızlar ama, diyor. Tamam da iki demiyor. İki kız demiyor. İkiden fazla. Tamam. Evet. Bu ne olacak? Evet biz sabredin bakalım. Tamam. Yapalım. Nasıl yapacağız? Hüme yel'abani. Hüme yel'abani. Sagiran. Hiye tatbuhu ta'ame film. Pardon. Ne yapayım ben? Huma la'ibani. Hiye tadukatun ta'ame fil matbahi. Hum haricune mineş şeriketi. Huve yesami'un il akbara külle yevmin. Hünne hamilatun il kitabe. El kütübe. Ne diyeceğiz? Huma la'ibani. Bitti. Huma la'ibani. Hiye tabihatun. 10 dakika kalmış. Hiye tabihatun diyor. Neyse buradan kopyalım da şuradan edelim. Yazı kutusu ayarlayalım şöyle. Bu kopya almışım.
Şöyle birazcık büyütelim. 16 iyidir. Bir. Hüme diyeceğiz değil mi? Hüme laiben. Bitti. Hüme laiben. İkiye gelelim. Hiye tabihatun. Tabihatun. At-ta'ame fil mutbaki. Fil matbaki diyor. Tabihatun. At-ta'ame. Nerede? Fil matbaki. O. Şimdi biraz sonra Türkçelerini düzelteceğiz. Türkçeler öyle kalmayacak yani. Bir değişiklik olması lazım. Değil mi? Hüm haricune mineş şeriketi. Onlar şirketten çıkmaktalar diyeceğiz. 4. Yes, ma. Hüve sami'un diyeceğiz. Sami'un. El akbara külle yevmin diyeceğiz. Sonra ne diyeceğiz? Hünne hamilatun taşımaktadırlar. Onlar taşımaktadırlar. Neyi taşımaktadırlar? El kütübe. Onlar kitapları ne yapmaktadırlar? Taşımaktadırlar. Olayı anladık mı arkadaşlar? Şimdi Türkçesini de yazalım, değiştirelim. Belki daha yanılırız. O ikisi oyun oynamaktalar diyeceğiz bakın. Oynamaktalar. Pişirmekteler ya da bir pişirendirler. O anne mutfakta yemek pişirendir ya da pişirmektedir. Onlar şirketten çıkıyorlar diyor. Ne diyeceğiz? Çıkmaktadırlar. Dinle. Tedir. Tamam. Yani çok da büyük bir anlam farkı olmuyor. Taşıma. Onlar kitaplarını kitapları onlar kitapları taşımaktadırlar. Bu alıştırmada böyle oldu arkadaşlar. Ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Ya da telefonunuza da çekebilirsiniz. Zaten YouTube'a yükleyeceğim ben bunları. Zaten çoğunu yükledim. Yani hep bunlarla uğraşıyorum bakın. Yani dersleriniz hazır. Aldım şuradan girelim. Tonla video oldu yani. Bunların hepsi bakın video. Hazırlıkla Arapça 1'in derslerini liste dışı yaptım. Yani ben size bir bağlantı göndermeden başkası göremez yani. Herkes açık değil yani. Ama mesela Arapça 3'ün dersleri herkes açık. Onlarca ders var burada. Herkes açık. Ama sizin dersleriniz hazırlıkla şeylerin dersleri. Sınıf ortamı olduğu için herkes açmak istemedim yani. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Yani öyle bir şey yaptım. Neyse devam edelim. Ecibi anil esileti bismil faili kemâ fil mithel.
Örnekte olduğu gibi soruları ismi fail ile cevaplandırınız. Demiş. Böyle yapalım. Mâ râike fil kıssati, yani parça hakkındaki görüşün nedir? El kıssatu nafiatun, yani hikaye, pardon, parça diyorum. Hikaye hakkındaki görüşün nedir diyor. El kıssatu nafiatun, hikaye faydalıdır diyor. Keyfe kâne halifeti Ömer? Kâne Ömer adilen. Olur mu hocam? Öyle diyeceğiz. Hikaye hakkındaki görüşün nedir? Hikaye faydalıdır. Halife Hazreti Ömer nasıldı? Bahçede kim koşuyor? Ey öğrenciler, dersi ezberlediniz mi? Kitabı buraya kim koydu? Güzel tabloyu kim çizdi, resmetti? Diyor. Bunları kullanalım değil mi şimdi? Hikaye hakkındaki görüşün nedir diyor şurada. Orada ne demiş? Cevaben hikaye faydalıdır demiş. Tamam. Keyfe kâne Halife Ömer. Halife Ömer nasıldı? İyiydi, adildi değil mi? İkinci soru ne? Bahçede kim koşuyor? Men yerkudu fil bustani. Bahçede kim koşuyor? Ali Veli ve Selam. Biraz sonra cevap veririz. Bu parçayı da bitirelim. Bir 10 dakikalık ders daha yapalım arkadaşlar. Şimdi 1,5 dakika içerisinde bitecek. 15 dakikalık. Şunu bitene kadar bir ders daha yaparız. Ey öğrenciler, dersi ezberlediniz mi? Sonra men vada'atil kitabı buna. Kitabı buraya kim koydu? Koyanın bir bayan olduğu belli. Bakın vada'at diyor. Ayşe koymuşsun. Men rasame, kim resmetti, kim çizdi? Neyi? Ellevhatel cemiyete, güzel tabloyu kim çizdi? Evet. Ne diyelim? Türkçelerini bir belirleyelim ilk önce. Hazreti Ömer adil idi. Bahçede Ali koşuyor. Koşmakta. Biz dersi ezberlemiş bulunmaktayız. Ayşe kitabı buraya koyan kimsedir? Hasan bu güzel tabloyu resmeden kimsedir?